Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünün kelimeleri cimri. Cimri kelimesinin eş anlamı var yemez. Peki nasıl yazılıyor? Cimri bir diğer adı var yemez. Var yemez bitişik yazılır. Nankör. Nankör kelimesinin eş anlamı iyilik bilmez. Nasıl yazılır? Bitişik. Nankör kelimesinin eş anlamı iyilik bilmez. İyilik bilmez. Nasıl yazılır? Bitişik. Bir tane daha. Çok merhametli, çok duygulu insanlar içinde ne derler? Karınca incitmez ya da karınca ezmez derler. O da yine nasıl yazılır? Bitişik. Çok merhametli, çok merhametli, duygulu anlamında da kullanılan kelime karınca ezmez ya da karınca incitmez. Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Yazım kurallarında 2 yıl önce sordular mı? Evet sordular. Bir kez daha karşınıza çıkabilir. İyi öğrenin ve takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Günümüzde adını sıkça duyduğumuz bir rahatsızlığın yazılışından bahsedeceğim. Panik atak. Panik atak nasıl yazılır? Panik atak bitişik yazılır arkadaşlar. Panik atak. Panik atak. Panik atak bitişik yazılır. Yazılışına dikkat edin. Aşırı korku veya heyecan dolayısıyla saldırgan, telaşlı davranışlarda bulunma ya da içine kapanma hali panik ataktır. Yazılışına dikkat edin. Panik atak bitişik yazılıyor arkadaşlar. Önemli bir bilgi karşınıza çıkabilir. Takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Bağırmak yok. Bağırmak. Çağırmak? Hayır. Çağırmak. Hapşırmak? Hayır. Hapşırmak. Yazılışlarına dikkat edin. Bağırmak. Çağırmak. Ve hapşırmak. Bağırmak, çağırmak ve hapşırmak. Lütfen yazılışlarına dikkat edin arkadaşlar. Bağırıp çağırıp, bakın. Bağırmak, böyle bir ifade yok. Ya da çağırmak yok. Ya da hapşırmak, böyle bir ifade yok. Doğrusu bağırmak, çağırmak, hapşırmak. Yazılışına dikkat edin, karşınıza çıkabilir. Takipte kalın, görüşürüz. Evet, sevgili arkadaşlar. Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine, faaliyetine son vermek anlamındaki kelime lağvetmek. Duydunuz mu? Kelimemiz lağvetmek. Lağvetmek. Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine, faaliyetine son vermek, hükümsüz kılmak. Lağvetmek. Bu kelimede aynı zamanda ünlü düşmesi vardır. Kelime lağı ve etmek fiilinin birleşmesiyle oluşmuştur. Yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Kelimenin aslında kökü lağıldır. Yani şurada aynı zamanda ne vardır? Şuradaki ı'nın düşmesiyle bir ünlü düşmesi de söz konusudur. Osmanlı Devleti'nin lağvedilme tarihi diyor. Yani işleyişine son verilmesi, ortadan kaldırılması, kaldırılma tarihi. Bir kuruluşun işleyişine, faaliyetine son vermek, lağvetmek demektir. Lağvetmek, yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Kelimenin kökü lağıldır. Aynı zamanda bu kelimede ünlü düşmesi vardır. Sakın unutmayın. Önemli bir bilgi karşınıza çıkabilir, ses bilgisinde de anlam bilgisine sorulabilir. O sebeple iyi öğrenin ve takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, sizlere yazım kuralları anlam bilgisiyle alakalı önemli bir ifadeden bahsetmek istiyorum. Karşınıza çıkabilir. Mahvolmak kelimesi. Mahvolmak kelimesi. Yazılışına lütfen dikkat edin. Mahvolmak. Hatta ben vah vah tam aklınıza gelsin. Bak burası V harfi olacak diye üstüne basa basa söyledim. Mahvolmak yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Mahvolmak. Mahvolmak hangi iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur biliyor musunuz? Mahım, mahım artı olmak. Peki mahım ne demek hocam?
Mahı yok etme, yok olma demektir arkadaşlar. Mahı kelimesi yok etme, yok olma anlamına gelir. Mahı, bakın burada bir ı var. Ancak mahvolmakta işte oradaki ı ne oluyor? Düşüyor. O zaman mahvolmak kelimesinde hangi ses olayı var dersen ne diyeceksin? Ünlü düşmesi var hocam diyeceksin. Peki ünlü düşmesi nasıl oluşmuş dersen ona ne diyeceksin? İki sözcük birleşirken oluşmuş hocam diyeceksin. Mahvolmak kelimesi mahı ve olmak. Bunların birleşmesiyle oluşuyor. Hangi ses olayı var? Ünlü düşmesi. Peki mahı neden etmiş? Mahı yok etme, yok etmek ya da yok olmak anlamına geliyor. Önemli bir bilgi arkadaşlar. Anlam bilgisi için de önemli, yazım kuralları için de önemli, ses bilgisi için de önemli. İyi öğrenin ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Gelsin mi güzel bir kelime? Gelsin. Kelimemiz hibe. Evet hibe. Kısa okuyacaksın. Hibe. Hibe ne demek? Bağış. Hibe etmek ne demek? Bağışlamak demektir. Sevgili arkadaşlar hibe. Kısa okuyacağız. Hibe değil. Hibe. Hibe bağış. Hibe etmek. Hibe etmek ne demek? Bağışlamak. Bağışlamak. Hibe etmek. Bağışlamak. Önemli bir kelime. Yazımına dikkat edin, anlamına dikkat edin ve takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Bakın bu kelime bu sene yazım kurallarında çok sık karşınıza çıkacak. İşini layıkıyla yerine getiriyordum. İşini hemen yazalım. İşini layıkıyla yerine getiriyor. İşini layıkıyla gereğince yerine getiriyor. Bu kelimede yumuşama yapmayacaksınız. Bu kelimede şapka kullanmayacaksınız. İşini layıkıyla gereğince yerine getiriyordu. Çok sık karşınıza çıkacak. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. İşini layıkıyla değil, yumuşama yapmayacağız. Layıkıyla karşınıza çıkacak. Unutmayın, iyi öğrenin ve takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Arapça bir kelime. Hangisi o? Feyiz. Feyiz kelimesi çok anlamlı bir kelimedir. Feyiz kelimesi arkadaşlar verimli bereket anlamında kullanılır. Feyiz kelimesi artma, çoğalma, kültürel olarak gelişme, mutluluk, iç huzuru anlamında kullanılan Arapça bir kelimedir. Feyiz. Peki benim neye dikkat etmem gerekir? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerden bir tanesi nedir? Feyz almaktır. Feyz almak. Sevgili arkadaşlar, feyz almak kelimesinde ünlü düşmesi vardır. Sakın unutmayın. Feyz almak kelimesi Arapça bir kelime olan feyiz ve almak fiilinin birleşmesiyle oluşmuştur. Feyz almak kelimesinde ünlü düşmesi olduğunu sakın unutmayın. Aynı zamanda feyz almak arkadaşlar etkilenmek, olgunlaşmak, ders almak anlamında da kullanılıyor. Etkilenmek, olgunlaşmak, ders almak anlamında da kullanılıyor. Önemli bir bilgiyi de iyi öğrenelim ve takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Yazım kurallarıyla ilgili size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bakın iki kelime söyleyeceğim. Aynı soru içinde, yazım yanlışı sorusu içinde bu iki kelimeye yer verebilir ve kafanızı karıştırabilir. Dikkat edin. Tez elden kelimesi. Sevgili arkadaşlar, tez elden kelimesi çabucak anlamına gelen bir kelimedir. Tez elden, çabucak. Tez elden, çabucak. Çabucak. Bitişik yazı, tez elden. Bir de tez canlı. Tez canlı, tez canlı, ayı yazılıyor. Tez canlı, aceleci anlamına geliyor. Tez canlı diyebilirsin, canı tez de diyebilirsin. Tez elden, tez canlı. Sevgili arkadaşlar, aynı sorunun içinde yer alabilirsiniz.
kuşak anlamına geliyor. Bitişik yazılır, tez canlı, aceleci anlamına gelir ve ayrı yazılır. Karşımıza çıkacak. Dikkat edin ve takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Sizlere yabancısı olmadığınız üç kelimeden bahsetmek istiyorum. Müzik eşliğinde yapılan jimnastik aerobiktir. Peki aerobik nasıl yazılır? Yazılışına lütfen dikkat edin. Aerobik. A, E. Arada herhangi bir şekilde ünsüz yok. Aerobik. Peki aerobik nasıl, nedir? Müzik eşliğinde yapılan jimnastik. Hocam, jimnastik mi, jimnastik mi? J ile yazılıyor arkadaşlar. Jim, jimnastik. J ile yazacaksınız. Jimnastik. Bir de Joseph Pilates tarafından bulunan bir spor. Pilates. Pilates nasıl yazılıyor? Pilates. Bu kelimeler yazım kuralları sorusunda bizim karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta da çok sık karşımıza çıkıyor. O sebeple iyi öğrenelim ve takip edelim. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, merhaba. Üç konuda karşımıza çıkabilecek bir kelimeden bahsedeceğim size. Addedilmek kelimesi. Addedilmek kelimesi Arapça bir kelimedir. Peki addedilmek nasıl yazılır? Addedilmek kelimesi bu şekilde bitişik yazılır. Ne anlama gelir addedilmek? Sayılmak anlamındadır arkadaşlar. Addedilmek, sayılmak anlamında kullanılan bir kelimedir. Şu kısmında, etmek dışında şu kısımda herhangi bir ses olayı yoktur. Addedilmek bitişik yazılıyor. Şu kısımda arkadaşlar herhangi bir ses olayı yoktur. Buna dikkat edin. Anlamı sayılmaktır. Diyor ki, yüksek mevkilerce alay konusu addediliyordu. Alay konusu sayılıyordu. Sayılmak anlamına geliyor. Anlam bilgisinde karşınıza çıkabilir. Yazılışıyla yazım kurallarında karşınıza çıkabilir. Şu kısımda yumuşama falan yok. Kelimenin Arapça kökeni bu şekildedir. Bu kısımda yumuşama yok. Ses bilgisi sorusunda karşınıza çıkabilir. Önemli bir bilgi arkadaşlar. O sebeple iyi öğrenelim ve takipte kalalım. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, merhaba. Örnek bir cümleyle karşınızdayım. Kasabada İbrahim Efendi'den haz eden kimse yoktu. Kasabada İbrahim Efendi deyince Efendi'yi büyük yazacağız. İbrahim Efendi'den haz eden kimse yoktu. Haz eden. Sevgili arkadaşlar, haz etmek kelimesi hoşlanmak anlamına geliyor. Haz etmek. İki Z ile yazılıyor. Yazılışına dikkat edin. Kasabada İbrahim Efendi'den hoşlanan kimse yoktu. Haz etmek kelimesinin yazılışına dikkat edin arkadaşlar. Haz etmekte hangi ses olayı vardır şurada? Ünsüz türemesi, edilinde kökünün etmek, T'nin D olmasıyla da yumuşama olduğunu söyleyeceksiniz. Şu kelimede, haz eden kelimesinde iki tane ses olayı var. Hem ünsüz türemesi hem yumuşama var arkadaşlar. Sınavda karşınıza çıkabilir. İbrahim Efendi, yanında özel isim varsa hanım, bey, efendi sözcükleri nasıl yazılır? Büyük yazılır. Gelen ek ne olur? Kesme işaretiyle ayrılır. İbrahim Efendi denildiğinde efendi sözcüğünün türü sıfattır. Unvan sıfatıdır arkadaşlar. Buraya gelelim. Kimse kelimesi. Kimse kelimesinin türü belgisiz zamirdir. Yoktu. Yoktu yüklem. Bir cümlenin yüklemi isimse orada her zaman ekeylem vardır, sakın unutmayın. Buradaki tu idi şeklinde okuyabiliyorsunuz, ekeylemdir. Kimse, hazreden kimse yoktu. Yani yok idi. Tamam? Bir cümlenin yüklemi isimse ne vardır o cümlede her zaman? Ekeylem vardır. Peki hocam, burada hangi ses olayı var derseniz,
Burada arkadaşlar yok idi. İdi'nin iyisi düşmüştür. Ürünün düşmesi olarak sayılıyor mu hocam? Sayılıyor tabii. İdi, imiş, iselerin iyileri düştüğünde bunu ürünün düşmesi olarak sayacaksınız. Aynı zamanda burada ne vardır? Benzeşme de vardır. Peki bu cümlede çatı aranır mı? Hayır. Yükleri isim olan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. Bu bilgiler önemlidir. O sebeple takip edin arkadaşlar. Görüşürüz.